Muratpaşa ilçesine Kuduz şüphesi tüm mahalleleri ayağa kaldırdı. Korku içerisinde iki türlü düşünen grup var. Bir, okul açılma dönemi, anneler korku içerisinde sokakta çocuklarımız yürürken bir saldırıya uğrarlarsa bütün hayvanlarımızda şu anda kuduz vakası var mı ve biz ne yapacağız, çocuklarımız ne yapacak? Diğer grup da şu şekilde düşünüyor. Burada hiçbir kuduz vakası yok. Kuduz vakasını olduğunu iddia eden yetkili makamlar yeterli bilgilendirme yapmadı. Biz bu kuduz vakasına inanmıyoruz. Şüphelerin artması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ilçeyi karantina altına aldı. Ben de bunun üzerine mahalle sakinlerime, Facebook sayfamdan, camilerimizin imamlarından yardım istedim. Anons yaptırdım, duyurdum vatandaşımıza. Muratpaşa'da bir adamı köpek ısırdı iddialarıyla kuduz teşhisi yapılmıştı. Şimdi o bölgelerden birindeyiz. Bugün veteriner hekimler kontrolünde evcil ve sokak hayvanlarına kuduz aşısı yaptırıldı. Bugün gerçekten güzel bir aşılama kampanyasına bayağı bir katılan vatandaşımız oldu. Onlar adına ben de teşekkür ediyorum. Çünkü neye? Sağlıklı hayvan, sağlıklı insandır. Konuksever mahalle muhtarı Hüseyin Tunç, mahalledeki hayvanlara sahip çıkıp yardımcı olduğu için mahalle sakinlerinden tam not aldı. Size çok teşekkür ediyoruz. Tüm gönüllü arkadaşlar ve tüm mahallemiz adına. Yetkililerden bir de hayvanları 6 ay karantina altına alma kararı çıktı. Öğrenmek istiyoruz. Neden 6 ay karantina? Zaten bir kuduz vakası vuku bulduğu zaman hayvanların yaşayacağı en uzun ömür, benim bildiğim kadarıyla veteriner hekimlerimiz daha iyi bilgi versinler. Lütfen halka bilgi versinler artık. Üstelik bizim sağlam canlarımız da gidecek arada. Kurunun yanında yaş yandı ve çocuklarımıza almasınlar. Biz çocuklarımıza bakıyoruz. Almasınlar ya. Biz bakarız çocuklarımıza. Duyarlı muhtar Tunç'un mahalledeki hayvanlar için bir de ricası var. Bir parkımız var benim. 8 sokak üzerinde bir parkımız var. Bu arada bu her gün akşamüstü buraya 30 kadar affedersin hayvan getiriyor, hayvan severler. Oynaştırıyorlar, çiftleştiriyorlar, affedersin her türlü yerine göre bir şeyler oluyor orada. Ertesi gün sabah geliyor, mahallenin çocukları oynuyor parkta. Bunun düzeltilmesini istiyorum. Mahalle muhtarının ifade ettiği parklardan biri de burası. Gördüğünüz gibi hayvanlar bu parkta vakit geçiriyorlar. Tabii saatlerimiz öğleyi gösterdiği için haliyle sıcakta hayvan bulamıyoruz. İlerleyen saatlerde oluyorlar. Çocuklar da o saatte geliyor. Bu da tehlike yarattığı düşünüyor. Hem mahalle muhtarı hem mahalleliler hayvanlara özel bir park istiyor. Hayvan parkı olursa tabii iyi olur. Herkes hayvan severler, vatandaşımıza götürür, hayvanını gezdirir, oynatır.